Merhabalar, Ruhu Fakirler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ızgara, mangal ızgarası nasıl temizlenir ona bakacağız. Geçtiğimiz videolarda mangal nasıl yakılır diye bir video çekmiştik. Evet, mangalı yakmak çok güzel ama bir de onun sonrası var, temizlik. Bu temizliği yapmazsanız her seferinde çok çabuk mangalınızı elden kaybedersiniz. Boş yere para vermiş olursunuz arkadaşlar. İnternette görüyorum hep burada mangal temizlemek için genelde selsil ürününü kullanıyorlarmış. Biz de bunu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Öncelikle şunu şöyle bir kaldırdım. Sonrasında tabii bunu sildikten sonra, temizledikten sonra bir de bu tezgah temizleme işi var. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapmışlar. Bunu bir ıslatalım. Demişler ki şu selsilden alın ve ızgaranıza şöyle sürün demişler. Biz bakalım yapabilecek miyiz? Şöyle alalım. Gayet yapamıyorum çünkü hepsi tezgaha gidiyor. Tamam. Şimdi şurada ufak bir kısmını yapacağız. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Arkadaşlar gerçekten güzel temizliyor gibi gözüküyor. Şöyle yapalım. Ben elimle alayım, şurada getireyim şu arkadaşa. Biraz fazla sıcakta kaldığı için çok erimiş bu arkadaş. Şöyle temizliyorum arkadaşlar. Bakalım. Gerçekten güzel temizliyor. Diğer malzemeler gibi sizi çitilemeye uğraştırmıyor. Şuradan şu yere dökülenini de alalım. Boşa ziyan olmasın. Dedikten sonra aynı yerde yine bırakıyorum. Arkadaşlar genel itibariyle çok güzel temizliyor. Şöyle yapalım. Gerçekten tel fırçaya ya da bulaşık teline ihtiyaç kalmıyor gibi gözüküyor. Ben niyeyse bunu yapamadım. Çünkü yanlış yerle yapıyor olabilirim. Tamam. Şöyle geldik. Sizinle beraber de bakalım gerçekten çıkıyor mu çıkmıyor mu? Arkadaşlar gerçekten iyi bir performansı var. Diğer, yani bundan öncesinde biz farklı malzemelerle, bulaşık teliyle falan çitilemeyle uğraşıyorduk ama şu an sadece süngerle bile çok iyi bir temizlik yaptık, yani temizlemeyi yapıyor. Şimdi bazı arkadaşlar burada bir kimyasal var, bundan sonra aslında burada yemek yiyeceğiz gibi daha sonrasında pişirirken şey yapacağımızı düşünebilir. Ama arkadaşlar ben rutin olarak tüm ızgara tellerini kullanımından sonra, ilk kullanım değil sadece, hepsinden sonra ateş tamamen alevli haldeyken mangalın üzerine koyup onunla beraber köz olmasını bekliyorum. Köz olduktan sonra zaten ızgaram tamamıyla ısınmış oluyor ve neredeyse 1-1,5 soğanı bunu temizlemek için, soğanın antioksidan özelliği var bildiğiniz üzere, çok güzel temizleme işine yarıyor. Gerçekten soğanla temizliyorum. Arkadaşlar bence güzel oldu ama tezgahın burasını batırdığım için çok da net gözükmüyor olabilir. Aslında birçok şeyden arındı. Şuraya biraz da su basalım. Yani gerçekten elime de gelmiş. Basalım. Bayağı güzel temizlemiş gözüküyor arkadaşlar. İlk hali çok kötüydü. Şu an gayet de kullanılabilir halde. Sizler de bu ve bunun gibi videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.